şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel bir podcast yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonyum yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Kırmızı hap. Böylelikle Agah Bey ile RP Talks Podcast doğdu ultra süper güçlerini kullanarak sunucunuz Agah Bey ve yayınlarına davet edeceği sayısız konu yaşamlarını feminizm, müstakbel kedi anneleri ve beta erkeklere karşı savaşmaya adadılar. İşte karşınızda Red Pill Talks Podcast. Arkadaşlar bu bölümde eski sevgilisini unutamayan bir kadının vaka analizini yapacağız. Twitter'da güzel bir float paylaşmış. Bazen böyle bu tarz cevherler ortaya çıkabiliyor ve kadınların ne yapacağı belli olmuyor. Belki siler diye. Hemen hızlıca geldim podcast'in başına ve bunları <laughs> hanımefendi silerse eğer bu yaşanmadan önce kaydetmeye karar verdim. Güzel bir vaka. Kadın doğasını iyi bir şekilde açıklayan ve erkekler için de oldukça öğretici bir vaka. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bu hanımefendi şöyle demiş. Kızlar ya benim eski sevgilim beni o kadar severdi ki 3 nokta. Yani böyle arada kızların istediği şeylere bakıyorum. Hepsini yapardı. Sürekli çişe alırdı. 5 dakika görmek için uzaktan gelirdi. Onsuz gideceğim yerlere bile işinin gücünün arasından alır beni o götürürdü. Saçma sapan şeylere trip atardım, ona rağmen kendisini affettirmek için uğraşırdı. Sürekli hediye alırdı, hep görmek isterdi, hep konuşmak isterdi. Sosyal medyada beni hep paylaşırdı arkadaşlarıylayken, Ben çağırsam bırakır hemen yanıma gelirdi. Beni ailesine anlatırdı. Üç ay sevgili kaldık. Ama ben yapamadım. Onu değil ilgisini sevdiğimi fark ettim. Biri bana nasıl birini istediğimi sorsa onun yaptığı şeyleri sayarım. Ama olmuyordu. Alma verme dengesizliği mi bilmiyorum. Bir şeyler eksikti ve ayrıldım. Şimdi onu o kadar özlüyorum ki, daha doğrusu onu mu özlüyorum, yaptıklarını mı bilmiyorum. Ayrıldığım günden beri sürekli rüyamda onunla barıştığımızı görüyorum. Sürekli onu düşünüyorum. Çok alıştığım için mi böyle oluyor yoksa onu gerçekten seviyor muyum anlamıyorum. Tek istediğim bir kez onunla konuşmak ama onun beni hala çok sevdiğini biliyorum. Yazarsam tekrar umut vermiş olacağım. Öte yandan onu düşünmemin bile çok bencilci olduğunu biliyorum ama gerçekten hiç aklımdan çıkmıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi bir buçuk milyon görüntülenme almış bu tweet ve olabildiğince insan tarafından linçlenmiş bu hanım ablamız. Kadınlar onu farklı sebeplerden linçlemiş, erkekler onu farklı sebeplerden linçlemiş. Şimdi bu tüm anlatılanlardan kadınlar ve erkekler farklı mesajlar çıkarıyorlar ve bu mesajlarda her iki taraf da bu ilişki dememeyindeki asıl sorunun ne olduğunu tam olarak anlayamayışa, anlayamıyora benziyor. İşte bu bölümde bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi kadınlar bu ilişki dinamiklerine baktıklarında direkt kadının ilgi bağımlılığından olduğunu düşünüyorlar. Hatta kadının bir tanesi şöyle bir yorumda bulunmuş bütün bu tweet serisine şey demiş. Özetle karakteri gelişmemiş ilgi arzısının tekisin. Siktir git kendi karaktersizliğinde olan insanlarla yoluna devam et. Çocuğa bulaşma demiş. Yani kadınlar sinirlenmişler bu kadına. Neden sinirlendiklerini anlayabiliyorum. Ama burada suç tamamen erkeğe aitmiş ve kadın ilgi arsızlığından ve karakter bozukluğundan dolayı mükemmel bir erkeği geri çevirmiş gibi bir şekilde algılıyorlar bu durumu. Ama maalesef bu durum gerçekçi bir analiz değil. Kadınlar bunun neden böyle olduğunu düşünüyor. Çünkü feminizm, toplum, kültür, izledikleri bütün diziler, filmler, romantizm, okudukları kitaplar, bütün bu şeyler kadınlara istedikleri tarz erkeğin tam olarak böyle bir erkek olduğu fikrini aşılıyor. Bunu tamamen pompalıyor. Ama kadınların asla kaçamayacağı bir şey var. O da kendi içlerinde bulunan kadın doğası. İşte o kadın doğası onlara pompalanan ve onların sevmesi ve arzulaması gerektiğine inandırıldıkları o erkek modelini arzulayamıyor aslında. Çünkü kadının doğası alfa özellikler sergileyen, güçlü, cesur, yetkin ve onurlu ve en önemlisi bir kadını hayatının merkezine koymamış bir erkeği arzular. Bu adam dışarıdan bakıldığında kadınlara çok mükemmel bir adam gibi görülüyorken az önce size saydığım özelliklerin hiçbirine sahip olmadığı o kadar belli ki bu kızın bunu neden terk ettiğine, bu adama neden terk ettiğine şaşırılmamalı. Yani kadınlar aslında bir erkek modelini istediklerini zannediyorlar. Tamamen bunu istediklerine inanmışlar. Bu erkek modelinin tamamen onlar için en iyi erkek modeli olduğuna inanmışlar. Ama neden böyle bir erkeği arzulayamadıklarını anlayamıyorlar ve neden hemcinslerinin böyle erkekleri terk ettiklerini de anlamıyorlar. Hatta hemcinsleri böyle erkekleri terk ettikleri zaman onlara sinirleniyorlar, öfkeleniyorlar, öfke kusuyorlar. Ama bir türlü bu erkekleri neden arzulayamadıklarını ve neden istemediklerini anlayamıyorlar. Peki erkeklerin bu tarz durumlardan çıkardıkları sonuç ne? Erkekler hayatlarının bir döneminde mutlaka böyle bir kıza kendisini peşkeş çekmiş ayak paspası haline getirmiş oluyor. Mutlaka bir erkek hayatında bir kadını hayatındaki herkesten ve her şeyden daha çok sevdiği ve o kadını hayatının bir numaralı önceliği ve amacı haline getirdiği oluyor. Ama erkekler bunun yanlış bir şey olduğunu ve kendileri için oldukça zararlı bir şey olduğunun farkında değil çünkü toplum ve medya tarafından, kültür tarafından romantizm batı romantizmi ve benzeri propagandalar tarafından erkeklere her zaman eğer seviyorsan göster, seviyorsan mücadele et, seviyorsan soruna kadar git, kadının ayaklarına kapan, onun için harika bir erkek olarak kendini ona kanıtla ve bir gün o kadın senin değerinin ne kadar büyük olduğunu da anlayacak ve seninle birlikte olmak isteyecek propagandasına kapılıyorlar ve bunu tamamen yapıyorlar. Bunu yaptıktan sonra kadınlar doğal olarak onları arzulamamaya başlıyor. Çünkü bu erkeklerin kadın erkek ilişki dinamiklerine dair gerçekçi bir bakış açısı yok. Tamamen idealize ve romantize edilmiş gerçek dışı bir ütopik bakış açılarına açıları. Ve bu gerçek dışı ütopik bakış açıları hayatın gerçekleriyle birleşemediğinde kadın onları terk ediyor. Kadın bu adamları neden terk ettiğini bilmiyor. Çünkü kadına da böyle bir adamı sevmesi gerektiği öğretiliyor ama sevemiyor bir türlü, arzulayamıyor bir türlü ve bunu neden yaptığını anlayamıyor. Sadece bütün benliğinin bütün uzuvlarının, bütün ruhunun ona bu adamı sevmediğini, arzulamadığını, söylediğini biliyor. Erkek de böyle bir kadını çok sevdikten ve o kadını hayatında tutabilmek için her şeyi yaptıktan sonra, zamanla o kadının kölesi ve köpeğine dönüştüğü, o kadının onayı peşinde koşan ve erkekliğini kaybetmiş bir yaratığa dönüştüğünü fark edemiyor ve kadın ayrıldığında ise ondan her şey için çok geç olmuş oluyor ve böylece erkek İçinde bulunduğu duruma baktığında kendisinin her şeyi doğru yaptığını düşünüyor. O sonuçta o ona söylenilen şeyleri harfi harfine yeri yerine getirmiş durumda. Ama buna rağmen kadın onu terk ettiğinden artık bu aşırı uçta olmanın bir diğer zıt noktasına dönüyor ve artık kadınlardan nefret etmeye, onları sadece bir cinsel obje ve bir beden olarak görmeye ve hayatı boyunca onları basıp geçmeye kendisini adamaya başlıyor. Maalesef insanların cinsiyetler arası ilişki dinamiklerine dair oldukça romantik, idealize edilmiş, gerçek dışı ve ütopik algıları var. Gerçeklikten çoğumuz tamamen uzağız ve bize neyin inandırılması isteniyorsa ve ne bizim hoşumuza gidiyorsa gel bu gerçeklikten ne kadar uzak olursa olsun onlara inanmak istiyoruz ve inanıyoruz. İnsanlar maalesef bulabilecekleri en yanlış insana her şeylerini veriyorlar, yapabilecekleri bütün hataları yapıyorlar. Ardından yanlış insanı seçtikleri için sorumluluk almaktansa bu sorumluluğu tamamen karşı cinsin üzerine atıyorlar ya da yanlış şeyleri yaptıkları için sorumluluk almaktansa kendilerini hiçbir şekilde analiz etmiyorlar, yaptıkları hataları hiçbir şekilde anlamaya çalışmıyorlar. Onların kafasında onlara göre onlar her şeyi doğru yapmış durumdalar ve karşılarındaki insandan kör olduğu için onları terk ediyor. Onların değerini bilmiyor. Egomuz bize bunu düşündürmek istiyor. Egomuz bizi bu şekilde rahatlatmak istiyor. Egomuz bu tarz durumlarla karşılaştığımız zaman suçu hep karşı tarafta aramak istiyor. Ama Kırmızı Hap'ın bize söylediği bir şey varsa o da ilişkilerde her zaman ilk olarak kendimizi eleştirmemiz, sorunu her zaman ilk önce kendimizde aramamız ve önce kendimizi düzeltmemiz gereken şeyleri düzeltmemiz, ondan sonra karşı tarafa bakmamız gerektiğini bize tavsiye ediyor. Ama bu tarz insanlar yapabilecekleri bütün yanlış şeyleri yapıyorlar. Ondan sonra bu yanlış şeylerin sorumluluğunu almaktansa bu sorumluluğu tamamen karşı cinsin üstüne atarak onları suçlamaya başlıyorlar. Evet ilk defa bir podcastimde kadınlardan ya da erkeklerden spesifik olarak bahsederek başlamadım. Bunu iki cins de yapıyor arkadaşlar. Bu duygusal güçsüzlüğün bir sonucu. Aynı zamanda feminizmin dayattığı romantik algının, romantik toplumsal anlayışın getirdiği bir sonuç olarak bu anlayış insanların duygusal olarak güçsüzleşmesini sağlıyor. Şimdi analiz ettiğimiz bu vakadaki kadının bu adamdan görece kağıt üstünde her şeyi mükemmelmiş gibi görünen bir adamdan ayrılmasının sebebi neydi? Bu kadının bu adamdan ayrılmasının sebebi aslında gören gözler için çok basit. Bu adamın bu kadına karşı aşırı simplik yapmış olması. 3 aylık bir ilişki içerisindeylermiş. 3 ay ne demek ki abi yani düşünsene bir insanı sadece 90 gündür tanıyorsun. 90 gün önce hayatında hiçbir şekilde olmayan ve hakkında hiçbir şey bilmediğin bir insan hayatında sadece 90 gündür bulunuyor ve o 90 gün içerisinde 90 gündür hayatında bulunan kadına sen sürekli çiçekler alıyorsun. 5 dakika görmek için uzaklardan geliyorsun. Kadının gitmek istediği yerlere işinin gücünün arasından gelip arabanla onu alıyorsun. Özel şoförlüğünü yapıyorsun. Kız saçma sapan şeylere trip atıyor. Kıza haddini bildirmektense kendini affettirmek için uğraşıyorsun, sürekli hediyeler alıyorsun, hep görmek istiyorsun, hep konuşmak istiyorsun, sosyal medyada kızı sürekli paylaşıyorsun. Ne zaman arkadaşlarınlayken kız çağırsa pat diye arkadaşlarını satıp kızı görmeye gidiyorsun. 90 gündür tanıdığın bir kadına aileni anlatıyorsun. Tekrar ediyorum bu kadını sadece 90 gündür tanıyorsun hayatında. 90 gün öncesinde bu kadının senin hayatında hiçbir yeri yok kimdir, ne yapar, necidir, ne işle meşguldür, geçmişinde başına neler gelmiştir. Bunların hiçbirini bilmiyorsun belki de. Ama hayatında 90 gündür olan bir kadını koyduğun yere bak. Bir kadının hayatında sadece 90 gündür olan bir adamın kendisine bu kadar bağlanmasının altında yatan muhtaçlığı, zayıflığı, yokluğu, duygusal ihtiyaçları, opsiyonsuzluğu ve tercih edilemeyişi anlamaması mümkün. Kadınlar diğer erkeklerin olmak istediği ve diğer kadınların yatmak istediği erkeklerden hoşlanırlar. Bu adama baktığımız zaman bu adamın bu ikisine de sahip olmadığını görüyoruz. Diğer erkeklerin olmak istediği bir erkek değil. Neden? Hanımcı sürekli kızla ilgileniyor. Adamın özel hayatı yok. İşini gücünü bırakıp kadınla özel şoförü olmaya gidiyor. Arkadaşlarını satıyor kadınla buluşabilmek için. Diğer kadınların yatmak istediği bir e, adam değil. Neden? Çünkü diğer kadınların yatmak istediği bir adam. Önler konusunda opsiyonları olan ve tercih edilen bir adam. Cinsel anlamda seçenekleri fazla olan bir adam, 90 gündür tanıdığı bir kadına bu kadar bağlanmaz. Bu kadar büyük bağlanma örnekleri her zaman muhtaçlığın ve yokluğun habercileridir. Bu tıpkı hayatı boyunca çölde tek başına susuz kalmış bir adamın Hayatında ilk defa bir vaha ile karşılaşması gibidir. Hemen gider o vahaya atlar. Buğlana kadar su içmeye çalışır. Aynı şekilde kadınlar konusunda yokluk ve muhtaçlık içerisinde olan bir erkek de hayatında ilk defa bir kadının sevgisiyle, ilgisiyle karşılaştığında tıpkı çölde sısız kalmış bir bedevi gibi kendisini o vahanın içine atar. İşte o, o vaha da kadındır. Kadına sürekli verir, 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 verir ve bütün bunların kadının zihninde kadının kalbinde bir karşılığının olacağını zanneder ama böyle yaparak karşı tarafa çok kötü bir muhtaçlık sergiler ve bunun kendisini o kadının gözünde ne kadar iticileştirdiğinin farkında bile değildir çünkü bu tarz erkekler yokluk ve muhtaçlık sebebiyle gerçekliğe hayata karşı realist bir bakış açısına sahip olma nitelikleri tamamen körelmiştir. Bundan dolayı kendi ilişkisini kendi elleriyle sabote ettiğinin farkına varamaz. Kısacası bu kızın bu adamdan ayrılması tamamen bu adamın suçudur. Kısacası bu podcast'ten bir ders çıkaracak olursak, kadınlar, bu tarz adamlar sizin istediğiniz türden adamlar değiller. Biliyorum. Böyle adamların sizin için mükemmel olduğunu zannediyorsunuz. Bütün toplum ve etrafınızdaki bütün kadınlar böyle adamları istediklerini söyleyip duruyorlar ama aslında böyle adamları istemiyorlar. Böyle adamları istemiyorsunuz. Böyle adamlarla mutlu olmazsınız. Kadınlar, eğer bu podcast'i dinleyen bir kadın takipçim varsa, sizlere vermek istediğim bir tavsiye daha. Bir kadın size ilişki tavsiyeleri verdiği zaman önce o kadının ilişkisinde mutlu olup olmadığına bakın. Ondan sonra o kadının birlikte olduğu erkeğe bakın. Öyle bir erkekle birlikte olmak ister misiniz diye. Eğer size ilişki tavsiye veren ilişki tavsiyeleri veren kadın kendi ilişkisinde mutlu değilse ve eğer öyle bir kadının birlikte olmak istediği bir erkekle böyle bir erkekle birlikte olmayı istemezseniz o zaman o kadınların söylediği hiçbir şeye aldırış göstermeyin arkadaşlar. Mesela geçenlerde kadın bir takipçim bana şöyle bir soru sordu. Fazla sevgiden sıkılıyor musunuz peki dedi. Ve erkeğin sevgisinden tamamen emin olunmasına izin verme diyor mesela çoğu kız diye ekledi. Ta taktik bulmuşlar. Dedi. Öyle söylüyorlarmış. Kadınlar erkeğin onların sevgisinden tamamen emin olmasına izin vermemeliymiş. Bu tavsiyeyi ona da söyledim. İlişki hayatında mutlu olduğundan emin olmadığın ve birlikte olduğu türde bir erkekle birlikte olmak istemeyeceğin kadınlardan ilişki tavsiyesi alma dedim. "Aa çok mantıklı." dedi. Mesela bunu söyleyen kız feminist feministmiş. Ama biraz düşündüğünde ilişkisinin onun yaşamak istediği tarzda bir ilişki olmadığını söyledi. Çünkü kadın erkeği yönetiyormuş mesela. Bağırıyormuş, en ufak sorunu uzatabiliyormuş, tartışma esnasında erkekliğine kadar hakaret edebiliyormuş. Böyle bir erkekle birlikte olmak ister miydiniz? Ya da erkekler siz böyle bir erkekle böyle bir erkek olmak ister miydiniz? Sonradan bu kadın takipçim şöyle ekledi. Ben ne kadar sinirlenirsem sinirleneyim saygı duymak zorunda kalacağım, duracağım yeri bilmem gerektiğinin farkında olduğum bir ilişki yaşamak isterim demiş. Kadınlar böyle erkekleri eziyorlar, eziyorlar, eziyorlar. Erkekler de sevgi uğruna, aşkın kutsallığı uğruna kadınların kendilerine bu kadar ezmesine izin veriyorlar. Ondan sonra kadınlar da bu davranışlarına rağmen hala onunla birlikte olmasını, ona olan sadakati ve sevgisinin büyüklüğünden zannediyor. Hayır bundan değil ama şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Deli kadınlar doğmaz yaratılır. Bir kadının böyle olması çoğu zaman kadından çok erkeğin suçudur. Eğer siz bir ilişkide sınırlarınızı doğru bir şekilde koymazsınız ve o kadının sınırları geçmesine izin verirseniz en teminen kadını bile sizin yırtınıza koyalım. O kadını bir canavara çevirirsiniz. Kısacası bu podcast'te konuştuklarımızı tekrardan özetleyecek olursak kadınlar toplum ve kültür size yalan söylüyor. İstediğinize inandırıldığınız ve istediğinizi sandığınız erkeği aslında istemezsiniz. Böyle bir erkekle mutlu olmazsınız, böyle bir erkeği arzulamazsınız, böyle bir erkeği bırakır gidersiniz. Erkekler toplumun size olmanız gerektiğini ve böyle olursanız kadınlar konusunda şansınızın yaver edeceğini söylediği erkek modeli olmak istemezsiniz. Böyle bir erkek olursanız ilişkilerinizde mutlu olmazsınız. Böyle bir erkek olursanız birlikte olduğunuz kadınlar size saygı duymaz. Ya sizi bırakır gider ya da sizi ilişki içerisinde ezer ezer durur ki bana sorarsanız ikinci seçenek birincisinden biri daha kötü. Evet arkadaşlar bunun sonuna geldik. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmamızda bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.